Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız çokgenler konusuna başlıyoruz. Matematik bitmiştir. Bitti. Hadi görüşmek üzere. Bundan sonra geometri. Çokgenlerle başlıyoruz. Çokgen ve sonra üstüne düzgün çokgen diyeceğiz. Sonrasında ise dörtgenlere ne yapacağız? Devam edeceğiz. Çokgenler. Çokgen ve çokgenlerde açık kavramıyla başlamak istiyorum. İlk önce bir çokgene baktığımız zaman köşelerin nereler olduğunu, kenarların nereler olduğunu bilmemiz lazım. Hocam köşeleri kimlerdir? A bir köşedir. B, C ve D bir köşedir ve köşeler büyük harflerle gösterecektir. Kenarları, burada AB kenarı vardır. Hatta CD kenarı vardır. Hatta BC kenarı vardır ve bir de AD kenarı vardır. Bunlar da peki, uzunlukları. Hocam, buyurun. Ha, böyle mi göstermek gerekir kenarları? Kenarı uzunluk anlamında gelecektir. Tamam, tamam. Uzunluktur. Peki, ben kenarın varlığını göstermek istesem doğru parçası olarak göstermek zorunda değil mi? Şu da AB doğru parçası şunu ifade eder. Ama mesela kitapta der ki AB 5 santimdir. Tabii uzunluk olursa AB uzunluk 5 santimdir. Evet. İç açıları. A açısı bir iç açı. B açısı veya MC açısı veya M aç parantez A D C açısı şeklinde ne yapılabilir? Gösterilebilir. Bunlar iç açıların gösterilebilir. Dış açılarıysa mesela D'nin dış açısı. Mesela C'nin dış açısı. Mesela B'nin dış açısı veya mesela A'nın dış açısı gösterecektir. Onları da hatta A üssü, B üssü, C üssü ve D üssü diyebiliriz. İç açılarını ve dış açılarını. Buyurunuz. 3'ten büyük olmak şart. Çünkü çokgen kavramı için kenar sayısının 3'ten büyük ve hiç olması lazım. Yani üçgen bir çokgendir, unutma. Tamam. En değer elemanları tam sayı olmak üzere en kenar bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamını bulunuz, tabiri diğerle ispatlayınız. Şimdi ben sana sorular sorayım, sen de bana cevaplar ver. Mesela bir dörtgen çizdim. Mesela bir beşgen çizdim. Bunlar da birkaç çıkarımda bulunalım. Sonra da bunu engen için yayalım. En kenarlı bir çokgende bir köşeden kaç tane köşegen çizerim? En eksi 3 tane. Çünkü kendisine çekemezsin ve komşu köşelere çekemezsin. Bak, bu bir çokgen, bir köşegen mesela. Dörtgende en eksi 3 mü demiştiniz? 4 eksi 3. Bir tane köşegen çizebilirim. Doğru söylediniz galiba. Bunu aldım. Buraya geldim. Buraya geldim. Bu bir beşgendi. Beşgenden iki tane köşegen çizebildim. N eksi 3 demiştiniz galiba. N çarpı N eksi 3. Evet, N eksi 3 tane köşegen çizebiliyorum. Soru 2. Ya o zaman şunu not alacağız biraz sonra. Bir çokgenin bir köşesinde N eksi 3 tane köşegen çizilir. Nedenini tekrar söyleyeyim. Çünkü köşeden kendisine köşegen çizemezsiniz. Komşu iki köşeye de çizemezsiniz. Dolayısıyla 3 tanesi gitti. 3 tanesi gitti. N eksi 3 tane. Peki. Diyelim ki N eksi 3 tane köşegen çizdiniz. Bu çizmiş olduğunuz çizgi kaç tane üçgensel bölge oluşturdu? Bir çizgi iki bölge, iki çizgi üç bölge oluşturduğuna göre n-3 tane çizgi n-2 tane üçgensel bölge oluşturdu. Bir fazlası kadar diyelim mi? Bir fazlası kadar üçgensel bölge. N-2 tane üçgensel bölge oluşturdunuz. Biz şu bilgiye sahibiz. Bir üçgenin iç açı toplamı 180'dir. Eğer bir tane üçgensel bölge varsa 180 ise n-2 tane üçgensel bölge varsa iç açılar toplamı n-2 çarpı 180 olacaktır. Ama biz bunu tabii ki sadece bu şekilde ezberleyeceğiz. 7 kenarlı bir çokgenin iç açılar toplamını bulunuz. N-2 çarpı 180'i bir kez daha güncelliyorum. Kenar sayısının n olduğunu biliyorum. 7-2, 5. 5 kere 180'in de 900 olduğunu ne yapıyoruz biliyoruz. Demek ki çokgenlerin kenar sayısı arttıkça iç açılar toplamını bulmanın yöntemini bulmuş olduk. Peki iç açılar toplamına verilirse aynı şey. N-2 çarpı 180'in ben 1980 18 kere düzeltiyorum. 180 kere 11 olduğunu biliyorum. Bunlar ne yaptı? Gitti. N-2'nin 11 olması kenar sayısının 13 olduğunu gösterecektir. Kenar sayısının 13 bulduğuma göre mesela şunu sorabilir bana. Bir kenardan kaç tane köşegen çizilir? 10 tane köşegen çizilecektir. Doğru. Şimdi ilk önce kaçgen olduğunu belirleyeyim. Kenar sayısı A, B, köşe sayısı pardon, C, D ve E. 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen olduğu için N-2 çarpı 180 bana iç açılar toplamını vermeyecek mi? Evet. 5-2 yani 3 tane 180'in kaç olduğunu biliyorum? 540 olduğunu biliyorum. Peki. O zaman diyorum ki iç açılar toplamını bulayım ve 540'a eşleyeyim. Sen kaçsın sen? 30 musun? 80. 80'im ben. O zaman burası kaç? 100. Şimdi şöyle yazmak istiyorum. 104'üm var.
125'im var. Hı-hı. Bir de 198'im var. Bir de x'im var. Kaç olacağım? 540 olacağım. 100, 200, 300, hı-hı, 329. Gücüm bu kadar etti. Ve 98. 9, 8, 7. 9, 2, 11, 2, 427. Eğer 427 ile x'i toplasam kaç olacakmış? 540. O zaman 540'dan 427'yi çıkartıyorum. Ondan 3 çıktı. 3. 3'ten 2 çıktı. 1. 113 olacaktır. Eksi kaçım 113? İç açıyı mı soruyor? Evet. Eğer dış açıyı sorsaydı ne yapacaktım? 180'e tamamlayacaktım. Ne yaptım? Beşgen olduğunu buldum. İç açıların toplamını buldum ve çıkarttım. Peki az önce ne yaptık biz? İç açılar ölçüleri toplamını ispatladık. Evet. N eksi 2 çarpı 180'de. Şimdi ne yapalım? N kenarlı bir çokgenin dış açılar toplamının her zaman kenar sayısına bağlı olmadığı müddetçe 360 derece olduğunu söyleyip geçelim mi, ispatlayalım? Müddetçe mi? Müddetçe kötü bir ifade olabilir. Yani kenar sayısına bağlı olduğu durumlarda varmış gibi oldu. Kenar sayısına bağlı olduğu durum yok. Daima 360. Always. Always. Tamam. Şimdi bir çokgen bu böyle devam ediyor. Hı hı. Sana şunu soruyorum. Ben 40'sam sen? 140. Ben 30'sam sen? 150. Ne yapıyoruz birbirimizi? Bütünlüyoruz. Peki buradan yola çıkarak bana bir şey söylemek ister misin? Yani birçok şey söyleyebilirim de hangisini söylememi istediğine bağlı. Az önce yeniden önce ispat yaptık ya ben. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. O moment çizdim zaten. Yok, rastgele bir tane çokgen yapacağım. Şuna alfa diyelim. Şuna beta diyelim. Ya da şöyle yapalım. X, Y, Z ispatını yapmaya çalışacağım. Birazcık kafa karıştırabilir. Dolayısıyla burası 180 eksi X. Şey, Z. 180 eksi Z. Özür diliyorum. Burası 180 eksi Y şeklinde devam edecek. Şimdi iç açılarının toplamı X artı Y artı Z artı nokta nokta nokta. Neydi? N eksi 2 çarpı 180'di. Tamam. Dış açıların toplamına baktığımızda 180 eksi Y artı 180 eksi X artı nokta nokta diye gitmeyecek mi? Yani 180 eksi X artı Y artı Z nokta 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 olmayacak mı? Ama kaç tane 180? Ha, kaç tane 180? Özür diliyorum. N tane 180 oluşacak burada. Bakın 180 eksi X, 180 eksi Y, N tane 180 eksi iç açıların toplamı bana neyi verecektir? Dış açıları verecektir. Bunu biliyorduk zaten. Dış açıları verecektir. Biz burayı ne olarak biliyorduk? Az önce hesapladık. N eksi 2 çarpı 180 mi? O zaman N çarpı 180 eksi N çarpı 180 artı 360. Oha, çok iyi. Şunlar birbirini götürdü. 360 dış açıların toplamı olacaktır. Öncelikle söyleyeyim, ben bu ispatı yaparken böyle normalde yapmıyorum. Sen aniden bana topu atınca kaliteli bir anda oldu. Ne yapacağımı bilemedim. Böyle kaliteli yazdım. Oldu. 360 olacaktır dış açıların toplamı. O zaman toplamı. Şunu genelleyelim. Bir çokgenin dış açıları toplamı daima 360 derecedir. Kenar sayısıyla alakası yok. Üçgenin de 360'dır. Dörtgenin de, beşgenin de. Düzgün çokgen veya değil. Hiç fark etmez. Dış açıları toplamı, iç açıları toplamının iki katı olan dış açılarının toplamı İç açıları toplamının iki katı olan çokgen kaç kenarlıdır? Üçgen. O zaman n eksi 2 eşittir 1 ise n 3 olacaktır. Yani üçgen olacaktır çünkü 180'e 360. İç açılarının ölçüleri toplamı dış açıların ölçüleri toplamının 4 katıysa çokgen kaçgendir? 180, 360, 2. N eksi 2'nin 8 olması N'in 10 olduğu, yani bu bir ongen olabilirmiş. Arkadaşlar sınavınızda bu soru gelir. Quizinizde bu soru gelecektir. İç açıların toplamı 100, 110 ve 120'ymiş. 3 tane açıyı vermiş. Hı-hı. Diğer açılar da eşit ve 165 dereceymiş. Acaba bu çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi bir iç açısı 100 derece ise bir dış açısı kaç derecedir? 80. 110 ise? 70. Ve 120 ise? 60. Diğer bütün iç açıları kaçar derecedir? Dış açıları 15'er derecedir. Düzeltiyorum. Dış açıları 15'er derecedir. Ama kaç tane olduğunu biliyor muyum? Hayır. Bilmiyorum. Şimdi kaçız biz? 60, 70, 80, 210'uz biz. Hani dış açıları toplamımız 360'tı ya. Bize kaç lazım? 150 lazım. Hı hı. Kaç tane 15, 150 yapar? 10 tane. 10 kenar buradan gelecek. 10 köşe buradan gelecek. 3 tane de burada var. Hı hı. O zaman demek ki bunun kenar sayısı kaçmış? 13. 13'ken olacakmış. Sanki biraz etkendiniz gibi yani. Harikaydı, süperdi. Peki düzgün çokgen. Çokgen var ama bir de düzgün çokgen var. Eşkenar üçgen, kare, düzgün beşgen, düzgün altıgen.
Bunların ortak özelliği bütün kenarları, bütün iç açıları, bütün dış açıları birbirine nedir? Eşittir. Biz iç açılar toplamının n eksi 2 çarpı 180 olduğunu söyledik mi? Hı hı. Ama bu iç açılar toplamı. Bana bir iç açıyı soruyorsa kenar sayısına böl. Biz bütün dış açılar toplamının 360 derece olduğunu gördük mü? Evet. Hı hı. Bir dış açıyı soruyor. Kenar sayısına böl. Bakın kenar sayısına bölsek bir iç açıyı ve bir dış açıyı buluruz. Mesela konuşalım. Bir düzgün beşgenin bir dış açısı. 360 bölü 5. 72. O zaman bir iç açısı ne kadardır? 108. Bir düzgün altıgenin bir dış açısı. 360 bölü 60. 6, 60. O zaman bir iç açısı ne kadardır? 120. Hadi bir de sekizgeni yapalım çünkü bunları bilmek yani istiyorum ben. Yani şunu mu düşünüyoruz? Aslında dış açıdan çıkarak iç açıyı daha kolay bulabiliriz. Oldukça zekisiniz. Oldukça bir zekisiniz. İç açıların toplamını hesaplayıp sonra köşe sayısına bölmeye gerek yok. Çok başarılı. Ama sekizgeni de yapalım bence. 368'e böldüm. 45. O zaman sekizgenin bir iç açısının 135 derece olduğunu arkadaşların altıgen, beşgen ve sekizgenin ezbere bilmelerini istiyoruz. Bir düzgün beşgen için iç açı ve dış açı nedir? Bir kez daha söylemek istiyorum. Oturduğum evi çiziyorum şu anda. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Ben bir dış açıyım. Neyim ben? 360'ı 5'e böldüm. 72'yim ben. Eğer bir dış açısı 72 ise bir iç açısı ne kadardır? 108. Hop bunu çizersek ne olur daima... İkizkenar üçgen olacaktır ve 108 36 36. Neden ikizkenar olacaktır? Çünkü düzgün beşgen zaten. Tüm kenarlar eşit. Tüm kenarlar eşit. Bu bir doğrusal. Bu bir doğrusal. Ve bu bir düzgün çokgenin. Hatta bu 12 gelmiş. Biraz özelleşelim. 360'ı 12'ye böldüm. Bir dış açısı 30 derece ve bir iç açısı kaç derecedir? 150. 150. 150. 150. 150. 150. Ve 150 diye ne yapıyor? Devam ediyor bu şekilde. Ama bakın şurada bir kıvrım var. Sizden şunu istiyor. Acaba x ne kadardır? Çözebilir miyim? Ne düşünüyorsun? Hadi sen de bir yöntemden söyle, ben de bir yöntemden söyle. Eğer doğrusalsa ben şunu çizerim. 150 mi? 30. Tamam. 30, tamam. 30, 30, 60. Burası 60. Güzel. Aynı şekilde burası da 60, buraya da 60 kalır. Güzeldi. Şuradan da bir çizebilirdik. Farklı çizgiler ama sizinki güzel. Şunu çevirdik. Hı hı. Sen 150 sen kaçsın? 30. Sen 150 sen kaçsın? 30. Ne demiş atalarımız? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan üçüncü bir dış açıdır. Şurası 60 derece. 63 derece. Ve x'i kaç derece bulduk? 60 derece. Çemberden de çözebilir miyiz bu soruyu? Çemberden şöyle çözebiliriz. Biraz zor mu olur? Abartmış mı olur? Şu yaydan şuraya çıkartıp ikiye bölmek lazım ama biraz daha sıkıntılı. Olur, evet. O güzel derdi. Bir iç açının ölçüsü, bir dış açının ölçüsünün 8 katı. Şimdi bu düzgün çokgen ya, böyle devam ediyor. Kaç gen olduğunu bilmiyorum. Şimdi bir iç açı ve bir dış açısı. Bir iç açı, bir dış açının 8 katıymış. Sen x'sen, sen ne kadarsın? 8x'sin. O zaman ne oldu? 9x benim için 180'i ifade etti ve bir tane x benim için 20'yi ifade etti. Eğer x 20 ise 360'ı... kenar sayısına böldüğün zaman bana bir dış açı vermiyor muydu? Demek ki bunun bir kenar sayısı kaçmış? 18'gen olacakmış. Ben yıldız koyuyorum güzel sorulara. Önemli sorulara daha doğrusu. Bu önemli soru arkadaşlar. Düzgün beşgen. Bir kere hemen 108'e de yerleştireceğiz. Daha da önemlisi eşkenar üçgen. Kim? ABF. ABF 60. 60, 60. Dakika bir, gol bir. 2. Şunu sakın yapmayı unutmayın. Çift tek çizgi, tek çizgi, tek çizgi. Eşkenar üçgenin bir kenarıyla düzgün beşgenin bir kenarı ortak oldu mu? Hı hı. Sen tek çizgi, sen de tek çizgi değil misin? Evet. Bak, nur topu gibi ikizkenar üçgenimiz oldu burada. Hı hı. Odan 60 sakinim ben, 48'im ben. Neden? Biz düzgün beşgenin bir iç açısının 108 derece olduğunu söylemedik mi? Bu tonlamayla. Tamam. Şimdi tepe açısı 48 ise geri kaç kaldı? 132. 66, 66. Evet. İkizkenar üçgenden dolayı. Nereye soruyor? FE'de. O zaman 108'i tamamlamam için ne olması lazım? 42 ne dersin? Evet. 108 olacaktır çünkü. Demiş olduğun şeyi bir kez daha konuşmak istiyorum. Arkadaşlar şunu bilmeni istiyorum. 1 2. Daha sonra görecekler ama senin iki tane şeyi paylaşmak istiyorum. 1 merkez açıyı paylaşmak istiyorum. 2 çevre açıyı paylaşmak istiyorum. Düzgün çokgenle çember arasındaki ilişki kenar sayısını sonsuza götürseniz ne olur? Bir çember olacaktır. Burası merkez. Burası alfa ise gördüğü yay ne kadardır?
yay ölçüsü olarak alfadır. Merkez ve gördüğü yaya eşittir. Burası alfa ise bu yay ne kadardır? 2 alfadır. Arkadaşlar bunu bileceğiz. Şimdi bunu bilince ne olacak hocam? Başımız göğe mi eriyor? Evet eriyor. Biraz sonra göreceksiniz. Bu bir düzgün sekizgen ya. Bunun etrafına bir tane çember çizerseniz. Bakın. Şu yay 45 derecedir. 45, 45, 45, 45, neden? 45. Çünkü 360 dereceyi 8'e bölseniz her bir yayın düzgün çökgen olduğu için her bir yayın 45 derece olduğunu görmüş olursunuz. Dikkat ederseniz her bir yayın ölçüsü eşit olacak burada. Eş kenarlara denk geldiği için. 8 tane kenar var. O zaman 45. BC yayının da 45. CD yayının da 45 derece olmasından mütevellit. Bu yay kaç derecedir? 90 derecedir. Peki onu gören bir çevre açıyı beraber görebiliyor muyuz? 45. O zaman bu açı kaç derece olacaktır? 45 derece olacaktır. Çember çokgende açılarla çember arasında böyle mistik kaliteli bir ilişki vardır. Bir düzgün altıgenim var. Çizmek istiyorum. Hop, 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 hop. Benim bu köşede birleştirmemeyle alakalı ufak bir tedavi olmam gerekiyor ama olacağım inşallah. Tamam, çizdim. Bir düzgün altıgenin tüm köşelerinden geçen köşe, köşe, tüm köşelerinden geçtim mi? Geçtim, 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 geçtim. Geçtim geçtim. Tüm köşelerinden geçen dikdörtgenin uzun kenarı 9 birimdir. Daha farklı bir dikdörtgen çizemez mi? Şöyle mi? Yok sadece düşünüyorum da. Ha, sesi mi düşünüyorsun? Sessiz konuş düşünüyorsun. Sessiz düşünürsen senin. Yok çizemiyoruz. İlk önce seninle şunu konuşmak istiyorum. Çünkü bizi düzgün çokgen. Şey düzgün altıgen. Burada şu 120 derece değil miydi? Evet. O zaman sen eşit olduğu için sen 30 dereceysen sen de 30 derece değil misin? 120-30-30. 120-30-30'un bir özelliği vardı. Bunu hatırlatır mısın? A kök 3. Harikasınız. İlk bölerseniz 30-60. Burasının 9 birim olduğu dikkatini çekti mi? Çünkü dikdörtgenin uzun kenarı 9 birimmiş. Doğru. Şurayı uzun kenar alıyorum tamam mı? Şimdi eğer burası 9 birimse, A kök 3 sırrınca 9'u kök 3'e böl 3 kök 3. Sen 3 kök 3'sün. Kafanda nereden biliyorsun orasını? Uzun kenar olduğunu düşünüyorsun galiba. Yok. Şurası 9. O zaman şurası ne kadar olacaktır? 9. 3 kök 3. Şurası 9 olacak. Ne istiyor? Dikdörtgenin kısa kenarı ne kadardır? Gerçekten de kısa kenarı kök 27, uzun kenarı kök 80. Bir soruyu da tam okuzan şaşıracağım ha. İyi de dikdörtgenin kısa kenarı şurası veya şurası. Buranın 9 şaka olduğunu biliyoruz. Ben düzgün altıgenin bir kenarı buldum şu anda. Evet. Yani arkama yaslandım geri geliyorum şu anda. Şimdi tamam. Şurası 3 kök 3 ya. Şurasının 30 derece olduğunu biliyoruz. Şurasının 60 derece olduğunu biliyoruz. Şurasının 90 derece olduğunu biliyoruz. 90 kimi görmüş? 3 kök 3'ü. 30 kimi görür? Bunun yarısını. 3 kök 3 bölü 2'yi görür. Benden bir tane de burada var. 3 kök 3 bölü 2. Yarımla yarım toplarsan bir tane 3 kök 3 yapar. Bir 3 kök 3'e bende var. 6 kök 3. Kaldı ki bunu şuradan da söyleyebilirim. Eğer bir düzgün çokgenin bir kenarı aysa en kısa köşegeni A kök 3 kadardır. En uzun kenarı ise 2A kadardır. Nereden biliyorsunuz hocam? Düzgün altıgen. İçinde tam 6 tane eşken üçgen barındıran güzel bir çokgendir. A. En uzun kenarı 2A. Şurası 3 kök 3 ise tamam olacaktır. 6 kök 3 olacaktır. Dikdörtgenin kısa kenarı 6 kök 3'müş. Saygılar. 6 kök 3 mü daha kısa? 9 mu? Kök 108, kök 81. Bu daha uzun. Evet o zaman kısa kenarı 9. Kısa kenarı kaç birimdir? 9 birim. Ama bir dakika uzun kenarı 9'du. Onu yanlış vermişler o zaman. Ha onu. Peki bir dakika biz yanlış çözdük. Yanlış vermemişler. Bak bir dakika yanlış bak. Hep senin yüzünden var ya. Kesin, hep senin yüzünden kesin. Yani. Bak şimdi. Biz soruyu değiştiriyoruz şu anda. Hayır soruyu değiştirmiyoruz. Biz yanlış çözdük. İşte değiştiriyoruz derken çözüm yöntemimizi değiştiriyoruz. Şimdi ben burayı aldım. Ama belki de bana dikdörtgenin şurasını verdi. Zaten uzun kenarı 9 dediğine göre burası 9 olmak zorunda. Çünkü köşeden geçen kenarın yoksa bunun mu uzun olduğunu önce hesaplamamız gerekiyordu. Evet. Biz direkt köşeden geçen kenarın daha uzun olacağını düşündük. Bizi yanıltan neydi? Biraz çizim yanılttı bizi. Burası daha uzun gibi gözüktü. Ancak şuraya dikkat ederseniz aslında şu kenarın daha uzun olacağını görürsünüz. Şöyle düşünebilir miyiz? Bana şurayı 9 vermiş doğru mu? Yani bana burayı 9 vermiş. Şu A ne? Bir kenar. Şurası. Ha bir tamam. Kenar. Şurası düzgün çokgeni bir kenar değil mi? Bak A. Bunların hepsi A. Doğru mu? Niye mutsuzsun? Hayır A. Şurası 2A. Tamam evet. Onu anladım. Bu 2A'nın 9 olduğunu söylüyor tamam. İşte bize. Yani şuranın 9 olduğunu söylüyor bize. Tamam. Peki hatta 2A yapacağım ama neyse yapmayayım. 90A'yı görmüşse
30 kimi görür? A bölü 2. Bende bir tane A bölü 2 var. Tamam. Zaten 2 A'nın 9 olduğunu buradan da görebiliyoruz. Tamam. A'nın kaç olduğunu bulduk artık? 9 bölü 2 olduğunu bulduk. Hı-hı. Doğru mu? E burası ne kadardı? Uzun kenar değil mi? A kök 3. Yani A kök 3. A neydi? 9 bölü 2 ise demek ki burası ne kadarmış? 9 kök 3 bölü 2 olacakmış. Anladık mı olayı? Evet. Yani kısa kenarı 9, uzun kenarı düzeltiyorum. Uzun kenarı 9, kısa kenarı 9 kök 3 bölü 2. Thank you. Düzgün altıgen, düzgün beşgen. X bunları ne kim çizdi? Deniz mi çizdi? Ya şunun düzgün beşgen olduğunu iddia ediyorlar. Evet. Ortak olan bir kenar buldun mu? Ben de eşitim. Ben de tek çizgiyim. Nur topu gibi ikisi üçgenimiz oldu. Ben düzgün altıgen olduğu için 120 dereceyim. Çünkü düzgün altıgenin birçası 120 derecedir. Ben 108 dereceyim. 120, 108, 228. 360'dan çıkartırsak, çünkü şuranın tam açı olduğunu görebiliriz. Ondan 8 çıktı 2, 5'in 2 çıktı 3, 132. Bu tepe açısı 132 derece olan bir ikizkenar üçgenin taban açısı kaç derece acaba gelmez mi? 48, 24, 24. Eğer geri kalan açıların toplamı 48 derece ise burası 24 derece, burası 24 derece olacaktır. Evet. Ve son sorumuz bu. Güzel sorular bunlar. Bunlar biraz daha güzel soru. Düzgün beşgenimiz var görüyorum. Yani görmeye çalışıyorum daha doğrusu. A, B, C, D düzgün beşgen. Hı hı. C, E eşken üçgen. Tamam güzel. Şimdi düzgün beşgen. Şu doğrusal mı? Evet doğrusal. Tamam. A, E, G doğrusal. Arkadaşlar. O doğrusal, doğrusal olmaz doğrusal. Mı? Doğrusal olmasa soru çözemeyiz. Düzgün beşgenle alakalı bir iki şey söylemek istiyorum. Kenar sayısı köşegen sayısına eşittir. Kenar sayısı da 5'tir, köşegen sayısı da 5'tir. Az önce düzgün altıgende en kısa köşegenin a kök 3 olduğunu, en uzun köşegenin de 2 olduğunu söyledim. Ne düşünüyorsun burada? Şimdi Engin'ciğim doğrusal diyorsun da şurası 60 derece mi? Belki de değil ya, ben spontan söyledim. Doğrusal diye o zaman dur. Doğrusal değil, şaka yaptım. Tamam. Çok hızlı şaka yapıyorum. Tamam. Ha. Şimdi zaten biraz sonra ortaya çıkacak o çözümde. Tamam. Düzgün beşgende düzgün altıgen gibi değildi. Bütün köşegenler birbirine eşittir. Bu, 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 bu. Bütün köşegenler nedir? Birbirine eşit olacaktır. Düzgün beşgende önemli. Şimdi yani hocam şunu mu söylüyorsunuz? CE ne kadarsa, CE ne kadarsa BE de o kadardır. Hocam siz CED'nin düzeltiyorum. CEG'nin eşken üçgen olduğunu söylediniz ya. Yılan kullandınız ya. Şimdi şurası ne yılan kullandığınız için düzeltiyorum. Burası ne yılan kullandığınız için bu köşegen yılansa bu köşegen de yılan değil midir? Evet. O zaman B, E, G benim için ne oldu? İkisi bir, kenar. İkisi için oldu. Şimdi sen kaçsın? 36'sın. Neden? Nereden? 108, 36, 36. Bak. C, D, E, kenar, 100, tamam. 108, 36, 36. Sen kaçtın? 60. 60'tım. Kaçım ben? 24. 24. Şimdi sen X'sen sen kaçsın? X. X'sin. Şimdi sen kaçsın? 108. Kaçım ben? 36, 36. Şu A, E, D açısı 108 değil mi? Evet. Kaçım ben? 36. B, E, G açısının, tepe açısının 96 olduğunu görebiliyor musun? Evet. 60 artı 36'dan dolayı. 96 artı 2x'in 180 olduğunu görebiliyor musun? Ya da 96'ysam ben geri 84'üm kalmadı mı? Evet. Mis gibi 42'm 42'm var mı? Demek ki x ne kadarmış? 42 derece olacakmış. Diyoruz ve burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.